Bilim Hocam'dan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Bu videomuzda doğduğun yer mi, doyduğun yer mi konusuna devam ediyoruz. Artık bu konuyla ilgili son videomuz. Bundan sonra tek bir videomuz kalıyor. Ünite kapsamında hazırsanız göçler konusuna devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi ülkemizde göçler genellikle kırdan kente doğrudur. Kent nüfusunun artmasıyla birlikte göçlerin yönü kentten kente doğru değişmeye başlamıştır. Ya da kentten kıra doğru, özellikle bir önceki videoda bahsetmiştim pandemiyle birlikte. Kırdan kente doğru yapılan yoğun göçler sonucunda kentlerde bazı sorunlar ortaya çıkıyor. İşte kentlerde işsizlik, hava ve çevre kirliliği, gece konulaşma yani çarpık kentleşme, altyapı sorunları, eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Yani okul sayısı yetersiz kalıyor, öğretmen sayısı yetersiz kalıyor, hastane sayısı yetersiz kalıyor. Bunlar yapılması için yeni yerler, yeni inşaatlar, yeni atamalar gibi birçok problem ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Dış göçler sonucunda ülkemizin nüfusu yapıldığı yöne göre, yani ya dışarıdan ülkemize ya da ülkemizden dışarıya gibi, ülkemiz nüfusu artar veya azalır. İç göçler ise ülkemizin nüfusunu değiştirmez. Sadece nüfusun bölgelere göre dağılımında dengesizlikler ortaya çıkartır. Mübadele göçüne bakalım arkadaşlar. Nedir mübadele göçü? Karşılıklı iki veya daha fazla ülkenin yaptığı anlaşma. Yani anlaşmayı imzalıyor. Anlaşmanın şartlarına dayanarak yapılan ülke nüfuslarının azınlıkta kalan kısmının karşılıklı olarak yer değiştirdiği göç türüdür. Bu göçler siyasi nedenle anlaşma yolu olduğu için zorunlu bir göç türüdür arkadaşlar. Mesela Lozan Antlaşması'ndan sonra Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus mübadelesi yapılmıştır. Yunanistan'daki Türkler ile Türkiye'deki Rumlar karşılıklı olarak yer değiştirmiştir. Bu da bizim için mübadele göçüdür. Beyin göçü arkadaşlar, beyin uçuyor demiyoruz. Nitelikli insanlar, kendisini yetiştirmiş nitelikli insanların daha iyi şartlarda çalışmak için başka bir ülkeye göç etmesi türüdür arkadaşlar. Tabi az gelişmiş ülkelerde yaşanıyor bu. Nitelikli ve iyi eğitim almış kişilerin genellikle ekonomik nedenlerden dolayı gelişmiş ülkelere göç etmesine biz ne diyoruz? Beyin göçü adını veriyoruz arkadaşlar. Beyin göçü alan ülkelerin kalkınma hızı artar. Beyin göçü veren ülkelerin kalkınma hızı yavaşlar. Beyin göçünü önlemek amacıyla ne yapacağız? Nitelikli ve iyi eğitim almış doktor, bilim adamı, mühendis gibi meslek gruplarının çalışma alanlarını düzenleyeceğiz. Ekonomik şartlarını iyileştireceğiz. Ve tüm sıkıntılarını gidereceğiz. Ayrıca eğer aksi takdirde ne olur? İyi şeyler olmaz. Kalkınma hızımız yavaşlar arkadaşlar. Evet, iç göçlerin sonuçları, dış göçlerin sonuçları. Şimdi göçlerin sonuçlarına bakalım. İç göçler sonucunda ülke genelinde nüfusun dağılışında dengesizlikler görülür. Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir. Yatırım yapıyorsun ki insan yok. Sanayi tesisleri şehir merkezinde kalır ve düzensiz çarpık kentleşme görülür. Kentlerde çevre ve hava kirliliği artar. Kentlerde konut sıkıntısı çekilir ve gece konulaşma artar. Kent nüfusunda aşırı artış meydana gelir. Bu da aşırı yoğunluk insanları boğar psikolojik olarak. Altyapı hizmetleri, yol, su, elektriklerde yetersizlikler görülebilir. Kentlerde nüfus artışıyla birlikte işsiz insan sayısı artar. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde aksaklıklar yine yaşanabilir. Devam edelim arkadaşlar. Göç alan ülkelerde dış göçlerin sonuçları. Göç alan ülkelerde nüfus artarken göç veren ülkelerde nüfus azalır. Ülkeler arasında siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkiler gelişir. Ülkeler arası kültürel etkileşim yaşanır. Peki hocam, iç göçün olumlu bir sonucu yok mu? Ya da nüfus artışının olumlu bir sonucu yok mu? Arkadaşlar, nüfusun ne kadar çok artarsa kaynakların o kadar hızlı tükenir. Olumsuz birçok sonucu var ama eğer bak, iç göç, dış göçlerin sonuçlarından bahsetmiyorum. Nüfus artışından bahsediyorum ben. Nüfusun ne kadar fazla olursa iş gücün o kadar yüksek olur. İnsan gücün o kadar yüksek olur. Bu da olumlu bir sonuçtur. Tabii ülkeler arası kültürel etkileşimin yaşanması ve devletler arasındaki ekonomik ilişkilerin dış göçler sonucunda gelişmesi dış göçlerin olumlu sonucudur diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, insanlar, yerler ve çevreler ülkesinde son bir videomuz kaldı. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü bir sonraki konumuzdur. Bir sonraki videoda görüşüyoruz arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.